Niye böyle? Bir haftadır bana neler dedi Esra Hanım. Ne diyor bakın. Geceleri gezerdi diyor. Kulüplere giderdi diyor. Çocuğu böyleydi diyor. Ya siz de diyorsunuz ki. Şimdi ibadet. İbadet de diyorsun. Sen böyle niye böyle? Arıyor bana ağır suçlamalarda mı bulunuyor? Ama daha bir şey demedik kadın ya. Ha, geçen neler dedi? Bir haftadır boğazımın sesini duymuyor musunuz? Ama belki Hasan Bey'i tanıyor. Hasan Bey'i tanıyor. Bu da maşallah şey oldu, denetleme uzmanı oldu. Herkesi tanıyor. Yağmur Hanım. Yağmur koptu tabii bu kadar şeye. Hakkı yok, bu kim yani bu kadar arayan? Ama seni sesimden yakından aldım. Bir haftadır hakkımı aramaya çalışıyorum. Dolandırıldım diyorum. Bir emniyet güçü gelip de bir emniyet otelime demiyor ki. Bayan ne yapıldı size? Sevgili oldunuz aşkım. Kardeşim dolandırdı. 15 milyar verdim diyorum. Anlamıyor musunuz? Kala kaldım. Hemen dedim Esra Hanım'ı yayınına bağlandım. Alamadılar yoğunluk. Beynin niye komut etmiyor bunu? Ama biz sana inandık, aldık. Aşkım derdim ki erkek arkadaşım tarafından, sevgilim tarafından ben dolandırıldım derdim. Bu kadar basit. Benim gizlim saklım yok, 40 tane i̇badet, sevgilim yok. İbadet, biz zaten sana inandık, seni buraya aldık. Hasan Hanım, Bey, aşk meş diyorsunuz, ben Hasan para Bey orada, Hasan Bey diyor bunu. Hı. Şimdi biz hiç adam Hasan Bey'i dinlemezsek, dengesiz. Hasan Bey'i hiç dinlemezsek o zaman biz hiç doğru yolu bulamayız. Şimdi Hasan Bey kendi öyle iddia atıyor. Bu niye bağlanıp duruyor sürekli? Kocama karışıyor, eşime, babama karışıyor, aileme karışıyor, ama çocuğuma karışıyor. Ama herhalde, evime tanıyorum karışıyor. Dedi. Şimdi belki... Varsan bak. Hasan Bey'le ilgili bir şey biliyor ki aradı. Dediniz ki Esra Hanım ibadetin dediniz, bütün sırt omzunda yüklediniz. Her işin şeyi ona dedi. Hala diyor ki yok yok Esra Hanım diyor, geceleri çıkardı diyor. Bu ne demek, bak nerelere dayanıp geceleri çıkardı ne demek bu? İşte o komşun olduğu için gördüğü şeyleri anlatıyor. Şimdi ama biz hiç diğer insanların ne bildiğini ya da iddialarını i̇şte dinlemezsek o zaman gözlük haksız neden yere takıyor, düşersin. Maske neden takıyor? Gelsin buraya çünkü biliyor, etrafını görüp de siz arayacağını biliyor. Daha neler çıkacağından adım gibi eminim. Şimdi o mesajlar ibadet. Hı? Hani onları o telefon ben atmadım, numarasını kabul etmiyorum Esra Hanım. Ama şimdi o telefon numarası sana ait ya. Evet, o hattın bizi, işte içinde öyle kaldı. İşte bizi en çok tedirgin eden ve merak ettirten konu o. Şimdi biliyorsunuz mesaj atılıyor ve en son 11 Temmuz değil mi? 11 Temmuz'da atılan bir mesaj var. 11 Temmuz'da İbadet Hanım yayındaydı, hı hı, ve aşkımlı bir mesaj. Hı hı. Yani aşkım diyor, işte bana geri gel diyor. 100 bini, heh burada. Bak bir daha söylüyoruz. Gel bak aşkım, son kez söylüyorum. Benim aşkıma karşılık ver. Senle uğraşmayayım, ben sana aşığım. Benim değil Esra Hanım, saçmalıyor işte adam. Senden istediğim 100 bin şöhret olmak içindi. Parasız da oluyormuş. Beni affedersen kanalda doğruları söyleyeceğim. Ben böyle bile yazmadım, direkt sizin yayını aradım. Hı hı. Dedim ki babamla sıkıntılıyım, dolandırıldım. Zaten sen bizim yayındayken, bak 11 Temmuz, biz 4 Temmuz'da, hı hı, yayına başladık. Hı hı. 11 Temmuz bu. Yo yo, ben birkaç ay oldu size başvuralı, ben daha yeni sizle ilgisi yok. Hayır, başvurmayı demiyorum, sen burada canlı yayının, biz 4 Temmuz ya. Hı hı. O yüzden 11 Temmuz'da atılmış, yo, yani ben sen bunları, buradayken. O hattım bende değil. Şimdi, hı hı, onu biz zaten arkadaşlarımız, pazartesi günü belli olacak. Hı hı. Yani bakın şunu, telefon İstanbul'da mı, Adana'da mı? Yani bu mesaj nereden atıldı? Pazartesi günü biz bunu söyleyeceğiz. Emniyet üstüne bir üstte göreceksiniz Esra Hanım. Hattım, pin kodu kartım ondan çıkacak. İbadet. Buyurun. Şimdi senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne konuda? Şu bu telefonla ilgili. Onda mı Esra Hanım? Hattım onda, onu açıp da atmış olabilir. Ben atmadım, asla bu mesajları kabul etmiyorum. Yani sen Hasan Bey'e hiç mesaj atmadın bu tarz. Hayır, asla. Aşkım, kabul bana etmem. Geri asla, dön, seni asla, seviyorum. Asla, asla, asla. O zaman bu telefonun Adana'dan çıkması lazım. Hı, evet, orada değiştirdim hattımı ben. Yine attım orada. Yani aşkım, eğer Hasan Bey'deyse ya da Hasan, hı-hı, Bey'in tanıdığı biri attıysa bu mesajı, Adana'dan, hı-hı, attığı belli, hı-hı, olacak. Evet, kullanıyor işte. Ne desin, saçmalayacak. Çünkü eli ayağına dolaştı. Şimdi bunların hepsini ortaya çıkaracağız, onları, hı-hı, bileceğiz. Ben çok yani aradım, şimdi, telefon hep kapalıydı, engelleme dedi, ikisini de aradım, cevap vermedi. Şimdi o zaman ne yapacağız? Eğer bu Adana'dan atıldıysa bu mesaj, hı-hı, pazartesi seninle birlikte festivalim savcılığa gideceğiz. Dedi. Evet, festivalim var dedi, sanatçı şeye götürüyormuş konseri. Adana'dayım ben dedi. Festival için ne ben de burada bunu, misafirim dedi, o tanıştığımızda Adana'da. Hı-hı. Benim sevgilim yok, ben istemiyorum da ne sevgili ne koca, benim bu adamla işim olmaz. Ama ben hemen zaten durumu fark eder etmez sizin programı aradım Esra Hanım. Hı hı. Peki, sezondan falan önce aradım siz ben. Siz tanıştınız ya, hı hı, hani birlikte vakit geçirdiniz. Hı. Ne kadar zaman sonra vermiştin sen parayı?
tanıştıktan işte iki gün sonra bayağı bir telefonda konuştuk işi falan. Sonra yüz yüze görüştük. İşte ben dedi festivaldeyim dedi. Orada da dedi kulüpler var dedi. Hani oradan birine bir yere şey yaparım dedi. Sonra dedi imza atman gerekiyor dedi. Hani bu kart çıkacak ya dedi. Para vermen de gerekiyor dedi. Bana güvenmeyen benimle iş yapmasın. Para konusunda benim sıkıntım yok dedi. Benim çevrem dedi kadın kız kaynıyor dedi. Ben gördüm geçirdim dedi Esra Hanım. Bir sürü solistim var dedi. Kızlarım var dedi. Arayan bir sen değilsin dedi. Ben dedi şeyim dedi hani nasıl desem bekarım dedi. Sıkıntı değil bu benim işim efendim dedi. Arayın arayın dedi. Yani bu hep bütün bunları söyledi. Aa, ne görüyorum ben? Tuğçe. Biliyorsunuz şiddete uğrayan bir hanımefendi vardı. Biz onu bulduk. Getirtiyoruz şimdi. Ve hala yoldalar. Elini sımsıkı tutuyor Tuğçe. Evet Esra Hanım. Yayına, stüdyoya getireceğiz, yetiştireceğiz demiştik. Şu anda çok az bir vaktimiz kaldı. 10-15 dakika sonra stüdyodayız. 10-15 dakika sonra stüdyomuzda. Çok az kaldı. Vallahi bayağı uzun yoldan geliyorlar. Nasıl hissediyor kendini? Tuğçe söylesene biraz bize. Şu anda iyi. Durumu gayet, onu sormuştunuz daha öncesinde. Durumu da gayet iyi. Kendini iyi hissediyor. Dediğimiz gibi ne yaşadıysa, o evin içerisinde ne acılar çektiyse hepsini teker teker anlatacak Esra Hanım size. Ya gerçekten şiddet mağduru kadınımız, biliyorsunuz izledik videoları da. Vallahi bulduk, iki günde bulduk, geliyor. İnşallah vallahi güpgüzel bir hayat sunarız ona. Bir dinleyelim bakalım ne acılar çekti kim bilir. Yani bizi duyuyor mu acaba Serpil Hanım? Sizi duymuyor şu anda. Duymuyor sesimizi. Peki bir sorar mısın Tuğçe? Şu anda iyi miymiş, kaygılı mıymış, korkusu var mıymış? Çünkü korkulacak olaylar yaşamış. Şu an korkuyor mu mesela? Serpil'cim şu an korkuyor musun? Nasıl hissediyorsun? Duygun nedir Esra Hanım merak ediyor. Ama şimdi yalnızım. Diyor ki Esra Hanım evet korkuyordum ama şu an sizin yanınızdayım. Kendimi daha iyi hissediyorum. O korkularımdan kurtuldum şu anda diyor. Her şeyi de... Ya. Allah. Gerçekten bekliyoruz Serpil Hanım'ın merakla. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Korkmak çok kötü bir duygu. Gerçekten o şiddetin mağduruyken, o şiddetin altındayken... Çok kötü bir duygu korkuyor olmak ve diyor ki şu an güvendeyim. Her insanın güvenli bir limana ihtiyacı var. Gerçekten öyle. Evet, ibadet. Buyurun. Görüyorsun bak. Aynen. Bir kadınımızı daha Allah'ın izniyle kurtarıyoruz. Aynen. Yardım elimizi uzatıyoruz. Çok güzel. Sen niye üzüldün ibadet? Üzülüyorum yani yanlış anlaşıldığıma üzülüyorum Esra Hanım. Ben de Serpil Hanım'a üzüldüm sandım. Yo, ona da üzülüyorum. Tabii ki yanlış anlaşılmak değil. Hasan Bey'in iddiaları böyle. Evet. Yani biz seni... Kabul etmiyorum. Ben dolandırıldığımdan anlatıyorum. Dolandırıldığımın peşindeyim. Evet. Şimdi Hasan Bey biliyorsun yayına bağlanacaktı bugün. Yine evet. Şimdi telefonlarımızı açmıyor. Bakın. Korkusu olmasa neden buraya gelmiyor? Çünkü tanıyacak çevre onu. Buraya bağlanacak diyorum ya. Nasıl emniyet Esra Hanım bir haftadır dolandırıldım diyorum. Hiçbir emniyet benimle ilgilenmiyor. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu an tatil ya o yüzden. Bir de şöyle bir durum var. Bir tek hani gerçek olay olarak şunu söylemek lazım. Biliyorsun gerçekten Hasan Bey'in eşi biz bağladık. Gerçekten aldatıldığını söylüyor ve çok kötü durumda. Çok ağladı. Benle ne ilgisi var bana ne? Bizi hani böyle çelişkiye sokan da bir de böyle bir durum var. Şimdi Hasan Bey tabii diyoruz ki doğruyu söylemiyor. Ama Hasan Bey'in eşi gerçekten aldatıldığını söyleyip bayağı kötü oldu ve ağladı. Ben kabul etmiyorum. Beni ilgilendirmez. Benimle ilgisi yok. Ben iş gereği onunla görüştüm. Beni ilgilendirmez. Ama işte tamam iş gereği kendim bu mesaj. Kendimi o konuda suçlu yani hissetmiyorum. Şimdi, hayır sen suçlu hissetmesen dahi ortada bu adamın bir sadakatsizliği var. Ve kadın seninle yazıştığını düşünüyor. Benim gibi bir sürü konuştuğu bayan olduğunu söylemişti. Yani o bu yayına da bağlanacaktı. Bağlansın korkum yok benim hani utanacak çekinecek suçlu hissetmiyorum kendimi özür dilemem de haklı. Şimdi ibadet biz pazartesi her şeyi net bir şekilde öğreneceğiz. Gerçekten bir şey savcılığa şikayet edilmesi gerekiyorsa diğer şeyleri de yapacağız. Pazartesi bize sonuçlar geleceğiz.
gelecek. Peki. Pazartesi devam edeceğiz. Ama şimdi İsa ile Zeynep konusunu biliyorsunuz. Zeynep'i de bulamamıştık, babasının yanına gidecekti. Bakalım bugün neler olacak? İsa'ya geçiyoruz. İsa ile Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.